arkadaşlar, yeni bir yarışmacımızla yarışmamıza devam ediyoruz. Seni kısa tanıyabilir miyiz? Adım Suberen Saççı. 11C'de okuyorum. Çocuk gelişim bölümünde okuyorum. Bölümünü seviyor musun? Evet, seviyorum çocukları falan. Şimdi Sude, biz seninle bir yarışmaya katılıyoruz. Ben sana bir soru soracağım. Eğer düşünebilirsin, ufak çaplı bir hediyemiz olacak sana. Evet. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Kadiş Anlaşması Mısırlar ve Hititler arasında yapılmıştır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Doğrudur. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Sude, boş zamanlarında ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor günün? Boş zamanlarımda ne yapıyorum? Genelde uyuyorum. Ya kitap okuyorum, ya telefona bakıyorum, Instagram'da geziyorum. Ne tür kitaplar okuyorsun? Ne tür böyle daha romantik, böyle daha ilgi çekici kitaplar okuyorum. Dur, ikinci soruya geçelim mi? Geçelim. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir? Bakara suresi mi, Rahman suresi mi? Bakara. Tebrik ederim. Bir soruya doğru bildin Sude. Sude, bölümünü seviyor musun? Evet, seviyorum. Bölümle alakalı bir kursa veya bir etkinliğe katılıyor musun? Hayır, katılmıyorum. Neden? Ama çocuklarla ilgileniyorum. Tamam, son soruya geçelim. Hazırsan. Geçelim. Hangi peygamber bebekken Nil Nehri'ne bırakılmıştır? Hazreti Yakup mu, Hazreti Musa mı? Musa, Hazreti Musa. Tebrik ederim. İlk soruyu da doğru bildiğin sürede ufak çaplayacağımı sanatın. Çok teşekkür ederim. Tamam, çok heyecanlandım başta. Ama güzeldi yani. Sorular falan hoşuma gitti. Ve çok heyecanlandım. Çok teşekkür ya ediyorum Edir'cim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek, her zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi yanımızda okulumuzun farklı değerli bir farklı öğretmeniniz var. Hocam, siz tanıyabilir miyiz kısaca? Evet canım, merhabalar. Ben Gülbahar Bilgin Konokman. Okulumuz Yiyecek Kültürlük Hizmetleri alan şefiyim. Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi Beslenme Bölümünden mezunum. Yine yüksek lisansımı da beslenme eğitimi alanında Gazi Üniversitesi'nde yaptım. Şu anda doktora çalışmalarıma devam ediyorum. Hocam, şimdi biz size 3 sorulu bir bilgi yarışmasına katılıyoruz. Peki, biz size her soruda 10 saniye düşünme süreniz var. Evet. Eğer de söyleyebilirsiniz, ufak çaplı bir hediyemiz olacak size. Teşekkür ederim. Hazırsanız başlayalım mı hocam? Olur. İstanbul'un ilk barok mimarisi Sultanahmet Camisi'dir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Doğru hocam, tebrik ederim. Hatta barok tarzı İstanbul'da çalışan Balyan ailesi, bir ünlü mimar aile, onların yaptığı eserlerdir. Ortaköy Camii en önemli örneklerinden bir tanesidir. Evet canım. Gezdin mi hocam, gittin mi? Evet, İstanbul aşığı birisiyim. Çok severim. Evet. Hocam, alanınızla ilgili planlarınız var mı? Yani şu an görünen bir... Evet. Kendi adıma doktora çalışmalarımı devam ettiriyorum. Bilimsel makaleler üzerinde çalışıyorum şu anda. Özellikle gastronomi fikirleri, gıda muhafaza alanında çalışmalarım var. Doğru beslenme, gıdanın israfını önleme ve gıdanın yararının, yani vücuda yararı bozulmadan pişirme teknikleri. Özellikle bunlar çok ilgimi çekiyor. Yine öğrencilerimizle her an müzakere içerisindeyiz. Onlarla ilgileniyoruz. Evet. Hazırsanız ikinci soruya geçelim mi hocam? Evet. Amerika ve Asya kıtaları arasındaki okyanusun adı nedir? Atlas Okyanusu mu yoksa Büyük Okyanus mu? Pasifik Okyanusu. Yani Büyük Okyanus. Evet hocam, tebrik ederim. İkinci sorum da doğru bildiniz. Rica ederim. Hocam, okul dışı katıldığınız etkinlikler? Evet, Türk sanat müziği çok ilgimi çeker. Türk sanat müziği dinlerim, söylerim. İyi bir repertuarım vardır. Birçok tabii ki rekreasyon alanları ile ilgili de eko-rekreasyon alanı ile ilgileniyorum. Yani doğada yapılan etkinliklerin tamamı ilgimi çeker. Ekolojik okuryazarlığı çok önemserim. İnsanların doğada yürürken bu bitkilerin, gördükleri bitkileri ne işe yaradığını bilmelerini isterim. Biliyorsunuz kadim Anadolu medeniyetimizde büyüklerimiz, onlara ben yaşayan kültür hazinelerimiz diyorum. Onlar hangi bitkinin hangi hastalığa iyi geldiğini, hangi bitkiyi nasıl kullanmamız gerektiğini çok iyi bilirlerdi. Gençlerin de, kendimin de bu şekilde olmasını istiyorum. Evet hocam, hazırsanız son sorumuza da geçelim mi? Tabii ki. Kuşlarla konuşabilen peygamber hangisidir? Hazreti Davut mu, Hazreti Süleyman mı? Hazreti Süleyman'dır. Hatta Süleyman asrının gelincikliği diye giden edebiyat hocalarımız daha iyi bilir. Aklımda bir misra kalmış. Teşekkür ederim. Tebrik ederim hocam. Üst sorunuzu doğru bildiniz. Rica ederim. Ve ufak çapla dinleyeceğiz. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Güzel bir çalışma olmuş. Tebrik ediyorum sizi. Hocam yarışımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bir yarışmamız da sonuna geldik. Eğer size katılmak istiyorsanız bir adım uzağınızdayız. Evet arkadaşlar, yeni bir Haydi Bil yarışmacısıyla beraberiz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Melisa, soyadım Kalkan. Moda tasarım bölümünü okuyorum, 11A sınıfındayım. Şimdi Melisa, seninle kısa bir mini yarışmaya katılacağız. Daha sonra 3 soru soracağım. En üst sorunun hepsini de bilirsen ufak çaplı bir hediyemiz olacak. Hazırsan başlayalım mı? Hazırım, başlayalım. Yahudi olan ilk Türk topluluğu Avarlardır. Doğru mu, yanlış mı? Avar. Yanlış. Tebrik ederim, doğru bildin. Melisa, moda tasarım sen neden bu bölüm? Yani bu bölümü seviyorum. Dikiş dikmeyi, bir şeyler yapmayı seviyorum yani. Hoşuma gidiyor bölüm. Anladım. İkinci soruya geçelim mi? Geçelim. Kendisine Allah Celle Celaluhu tarafından kitap verilen peygambere ne denir? Resul mü, Nebi mi? Resul. Tebrik ederim, doğru bildin. Melisa, kitaplarla aran nasıl? Kitaplarla aram iyidir. Roman okurum. Şu an hatta elimde bir tane kitap var, onu okuyorum. İsmi Serenat. Hatta Cemil Hocam hediye etmişti bana. Onu şu an okuyorum, çok güzel bir kitap. Arkadaşlarına tavsiye edebileceğim bir kitap var mı? Arkadaşıma tavsiye edebileceğim bir kitap yok. Bir son sıra geçelim mi alırsa? Geçelim. Allah'ın sonsuz bilgi sahibi olması ona kudret sıfatını işaret eder. Doğru mudur, yanlış mıdır? Doğru. Ya maalesef. Aynen. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Aynen. Sağlık olsun. Teşekkür ederiz programımıza katıldığın renk katlı programımıza. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, yeni bir yarışmacımızla yarışmamıza olan size devam ediyoruz. Yanımızda kimya öğretmeniniz var. Hocam siz kısaca tanıyabilir miyiz? Evet. İsmim Nazife Yılmaz Şahin. Kimya teknolojisi öğretmeniyim. Evliyim, iki çocuğum var. Hocam, Yozgatlıyım aslen. Hocam, yarışmamızı daha önceden izlediniz mi? Daha önce fragmanları gördüm ama henüz izleme fırsatım olmadı. O zaman size kısaca bir tanıtalım hocam yarışmamızı. Tabii ki. Hocam, biz size soru soruyoruz. Eğer üçünü de bilirseniz ufak çaplı bir hediyemiz oluyor. Hazırsanız başlayalım mı hocam? Tabii ki. İslamiyet'e ilk minare nerede yapılmıştır? Mekke mi, Kahire mi? Kahire olmalı. Tebrik ederim hocam, doğru bildiniz. Hocam, bölümünüzle alakalı kitaplar var mı okuduğunuz? Bölümünle alakalı kitaplar var ama şu anda birden sorunca isim olarak hatırlayamadım. Hani aklıma şu anda gelmiyor. Hocam, başka okuduğunuz kitaplar var mı? Öğrencilerinize önerebilirim. Edebiyat alanında vakit buldukça sohbet, deneme, biyografi dalında kitaplar okumayı tercih ediyorum. Özellikle Sabahattin Ali kitaplarını çok beğeniyorum. Öğrencilerime tavsiye ederim. Hayata dair kattıkları açısından, sorgulama açısından, Anadolu'nun bir fotoğrafını çekme açısından öğrencilerimize tavsiye edebilirim. Özellikle Sabahattin Ali kitaplarını. Hocam, ikinci soruya geçelim mi? Tabii ki. Ankara ne zaman başkent olmuştu? 1923 mi, 1921 mi? 1923. Tebrik ederim hocam. İkinci sorumuzu doğru bildiniz. Böyle giderse ilk soruya doğru bileceksiniz hocam. Hocam, hafta sonları vakitlerinizi nasıl geçiriyorsunuz? Genelde bütün ev işleri dışında vakit buldukça alanımla ilgili olan birkaç yıldır merak sardım. Sabun yapım işine vakit buldukça zaman ayırmaya çalışıyorum. Bitkisel ve hayvansal yağlardan sabun yapıyorum. Şu anda küçük çaplı üretimler yapıyorum. Ailemin ihtiyacı veya sevdiğim arkadaşlarıma hediye edecek gibi. Katı sabunlar yapıyorum, Arap sabunu yapıyorum. Bunları evde temizlik amaçlı, doğal içeriğini bildiğim için kullanmayı tercih ediyorum. Yani hocam, öğrencilerinize hediye etmiyor musunuz? Tabii bu yıl şöyle bir şey yapabilirim. Sınavlarda başarı gösteren öğrencilerime Arap sabunu ve katı sabunu hediye etmeyi düşünüyorum. Çok ama güzel. Ama yani hocam, şimdi biz 11 olduk. Siz de öğrencisiniz o zaman. Diğer derslerde başarı gösteren öğrencilerime tabii ki hediye edebilirim. Sansöre geçelim mi hocam? Hadi, hazırım. Mercekler ışın hangi özellikle kullanarak yapılmıştır? Kırılma mı, yayılma mı?
Kırılma. Tebrik ederim hocam. Üç soruyu da doğru bildiniz. Hediye. Evet hocam, şöyle vereyim. Güle güle kullanın hocam. Çok güzel, teşekkür ederim. Sağ olun. Yarışımıza katıldığınız için teşekkür ederim hocam. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, yarışmamız sonucuyla devam ediyor. Eğer size katılmak isterseniz bir adım uzağınızdayız.